Arkadaşlar merhabalar. Engineering Tutorials video serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz mobil uygulamaya nasıl grafik ekleneceği. Bunun öncesinde size hemen göstereyim. Bu eğitim sonunda bu tarzda bir mobil uygulama yapacağız. Gördüğünüz gibi üstte bar chart diye adlandırdığımız bir grafiğimiz var. Alt tarafta da pie chart diye adlandırdığımız bir grafik var. Bu şekilde iki tane grafiğin nasıl oluşturulacağını görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar bunun öncesine ben biraz da topluluğumuzdan bahsedeyim. Developer Student Clubs, Konya Food and Agriculture University olarak arkadaşlar çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Örnek olarak Choose Your Pet serimiz. Bu seride gelecekteki kariyer seçiminizi en iyi şekilde yapabilmeniz için o alanda, o sektörde çalışan kişilerle sohbet düzenliyoruz. Şu an hali hazırda iki tane gerçekleştirdik bu etkinlikten. Bunları da kanalımızı takip ederek, kanalımıza bakarak görebilirsiniz. İleride de çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bunlardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızda daha farklı çeşitli eğitim videoları da var. Örnek olarak mobil uygulamaya reklam ekleme veya mobil uygulamamıza kolay bir şekilde animasyon ekleme gibi. Şimdi videomuza geçecek olursak arkadaşlar, bugünkü videomuzu Kotlin diliyle yapacağız. Bunun öncesinde ben zaten Kotlin dilini biraz anlatacağım size. Ayrıca da mobil uygulamamıza grafik eklemek için MP Android Chart kütüphanesini kullanmış olacağız. Ben Emre Özcan arkadaşlar. Topluluğumuzun başkanıyım. Aynı zamanda da mobil uygulama geliştirmeyle ilgileniyorum. Şimdi arkadaşlar bu eğitim sonunda peki neler öğreneceksiniz? Öncelikle Kotlin nedir? Bundan biraz bahsedeceğiz. Onun dışında mobil uygulamaya nasıl kütüphane eklenir? Nasıl kurulur? Bunları göreceğiz. Daha demin de bahsettiğim gibi arkadaşlar burada bar chart dediğimiz grafiğimiz ve pie chart dediğimiz grafiğin nasıl mobil uygulamamız ekleneceğini görmüş olacağız. Arkadaşlar bunun öncesinde ben Kotlin'den biraz bahsetmek istiyorum. Android'de arkadaşlar Google'ın Android'in resmi olarak desteklediği dil Kotlin'dir arkadaşlar. Kotlin'in kullanımı Java ile karşılaştırırsak arkadaşlar oldukça basittir. Zaten bunu da ileride örneklerimden görmüş olacaksınız. Onun dışında arkadaşlar Java kodları Java Virtual Machine üzerinde çalışır. Kotlin de aynı şekilde. Son olarak Kotlin JetBrains firması tarafından 2011 yılında duyurulmuştur. Fakat 2016 yılında yayınlanmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam da 2017 Google I/O etkinliğinde de Kotlin'in resmi olarak Android'in desteklediği dil olarak olduğu açıklanmıştır arkadaşlar. JetBrains firması da Android Studio'yu yapan, PyCharm'ı yapan, IntelliJ IDEA'yı yapan, yazılım geliştirme ortamlarını yani IDE'leri yapan bir firma arkadaşlar. Şimdi Kotlin ve Java'da değişken oluşturmaya bakarsak arkadaşlar, burada Java'da nasıl değişken oluşturulacağı, sağ tarafta da Kotlin'de nasıl değişken oluşturacağını görüyorsunuz. Öncelikle Java'dan başlarsak, şimdi Java'da bir değişken tanımlamadan önce onun hangi veri tipinde olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Mesela burada string demişiz. String my name Emre demişiz. Burada string tipinde olduğunu başında belirttik. Mesela my age 21 dedik. Bu da bir sayısal değer. Buna integer diyoruz. Bu integer'ı da başında belirttik. Aklınıza belki şöyle bir soru gelmiş olabilir. Ya hani bu integer'ın ilk harfi küçük, d'nin ilk harfi küçük. Peki s'ninki niye büyük? Arkadaşlar, string bir primary veri tipi değildir. Non-primary veri tiplerinin baş harfini arkadaşlar büyük yazarız. Primary veri tipi dediğimiz integer'dır, double'dır, float'tır, işte char'dır. Bunların baş harfleri küçük olur arkadaşlar. Double'da da my average diyoruz. 3.07 dediğimizde double bir tane değişken oluşturmuş oluyoruz. Ayrıca arkadaşlar noktalı virgülü de kullanıyoruz Java'da. Fakat Kotlin'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi string, integer, double gibi veri tiplerini başında yazmamıza gerek yok.
Bunun yerine sadece val yazıyoruz. Peki val ne? Arkadaşlar val dediğiniz zaman bir değişkeni ben bir kere atıyorum. Yani içine bir kere değer koyuyorum. Ondan sonra ben bunu asla değiştirmeyeceğim diyorsunuz. Eğer sonradan değiştireceğiniz bir değişkense bunu var olarak tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada string'imizi tanımladık. Noktalı virgülümüz yok. Burada yaşımızı tanımladık integer olarak. Son olarak da double bir değişken oluşturduk. Fakat aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Ya hani bu niye float değil? Arkadaşlar Kotlin'de bu tarzda bir değişken oluşturduğunuz zaman bunu ilk başta double olarak yapıyor. Sonrasında siz eğer bunun sonuna f koyarsanız bu float bir değişken olmuş oluyor. Şimdi diğer slaytımıza geçelim. Biraz da kullanacağımız kütüphaneden bahsedelim. Şimdi MP Android Chart kütüphanesine GitHub üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu bize detaylı ve farklı tarzlarda grafik oluşturmamızı sağlayan bir kütüphane. Şimdi gelin GitHub profiline bakalım. MP Android Chart diyelim. Zaten ilk başta da çıktı. Şimdi burada nasıl kurulacağından bahsediyor. Dokümantasyonu var. Bunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu kütüphanenin videosu da var arkadaşlar. YouTube'dan bunu izleyebilirsiniz. Son olarak da burada hangi tarzlarda grafik oluşturabileceğinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların kullanımları da var. Bunlara da göz atabilirsiniz. Biz daha demin de gösterdiğim gibi bu ve şu tarzda adlandırdığımız grafikleri yapacağız. Şimdi slaytımıza geri dönecek olursak bar chart dediğimiz ilk başta gösterdim. Son olarak da pie chart dediğimiz grafiği oluşturacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi kodlamaya geçebiliriz. Şunu ben alayım şöyle. Projemizde yeni bir tane proje oluşturuyoruz. New project diyorum. Buradan ben Empty Activity seçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada name kısmına projemizin ismini yazacağız. Grafik ekleme diyelim. Şimdi buradaki package name ise arkadaşlar sizin mobil uygulamanıza özel olması lazım. Yani siz ne zaman mobil uygulamanızı Google Play Store'da yayınlayacaksanız size özel, size has bir package name olması lazım. Diğer uygulamalarla çakışmaması lazım. Burada save location dediği yerde uygulamamızın nereye kayıt olacağı. Language kısmında da arkadaşlar Java ve Kotlin var. Şimdi size belki Java seçili olabilir. Ben Kotlin seçiyorum. Kotlin için ekstra bir kurulum yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten Android Studio'da kurulu olarak geliyor size. Şimdi minimum SDK dediğimiz. Şimdi burada arkadaşlar your app will run on approximately demiş. Şimdi yani burada sizin uygulamanız Android cihazların %80 yaklaşık %84,9'unda çalışabilir diyor. Ben bunu mesela şöyle yaparsam mesela 4.4 4.4 diyelim 98 yaklaşık olarak 98,1'e çıktı arkadaşlar. Fakat siz bunu düşürdükçe bazı teknolojileri de tamamen kullanamıyorsunuz diyemem ama bazı sıkıntılar çıkıyor. Mesela Material Design'da 4.4 KitKat versiyonu, Jelly Bean versiyonlarında bir tasarım yaptığınız zaman bunlarda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ben kendi yaptığım uygulamalarda bunu fark ettim. Ben genellikle uygulamalarımı Marshmallow sürümü üzerinde yapıyorum arkadaşlar. Genellikle API 23'ü seçiyorum ve finish diyorum. Şimdi uygulamam burada oluşuyor arkadaşlar. Kısa bir sürede oluştu. Bu fark edebilir arkadaşlar. Sizin bilgisayarınıza göre, o anki açık olan uygulamalara göre değişebilir. Benimki açıldı. Şimdi açılmadan kesinlikle arkadaşlar herhangi bir şeylerle oynamayın. Şimdi ilk başta yapacağımız şey bir emülatörümüzü bir kontrol edelim. Uygulama acaba doğru bir şekilde oluşturulmuş mu? Şuradan zaten başlata bastığımız zaman Android emülatörümüz açılıyor arkadaşlar. Şimdi
Burada daha demin önceki uygulamada gördüğünüz gibi arkadaşlar ben toolbar'ı kaldırdım. Burada da Hello World yoktu. Öncelikle bunları gelin birlikte yapalım. Bunu yapmak için arkadaşlar Resource klasörünün altında Values'a giriyoruz. Buradan da Teams'e giriyoruz. Teams altında 2 adet XML dosyası görmüş olacaksınız. Peki bunlar ne? İlk XML dosyamız Not Night, yani Light dediğimiz mod arkadaşlar. Buradaki renklerin ayarlamasını buradan yapabiliyorsunuz. Dark Action Bar demiş. Ben bunun üzerine iki kere tıklıyorum. Buraya No Action Bar diyorum. Tamam, şu an Light modunda değiştirmiş olduk. Aynısını bir de Night modunda da yapmamız lazım ki yani karanlık modda da bu kalkmış olsun arkadaşlar. Şimdi tamam diyorum. Bu uygulamayı tekrardan bir açıyorum. Bakalım yaptığımız değişiklikler olmuş mu? Evet, gördüğünüz gibi tool'larımızı kaldırmış olduk. Şimdi ben ilk başta bir de Gradle dosyamızı açalım arkadaşlar. Burada değişiklikler yapacağız. Şimdi size şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Yani ben bunun ikisine tek tek mi tıklayacağım? Hayır, kapatmak için. Bunun üzerine geliyorum. Sağa tıklıyorum. Burada Close, Alt, Right dediğim zaman sağdakilerin hepsini kapatıyor arkadaşlar. Birden çok sekme açık olabilir. Aynısını sol kısım için de yapabilirsiniz. Veyahut da hepsini kapatmak için de yapabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir yazılım geliştirme ortamı burası. Şimdi gelin arkadaşlar uygulamamıza MP Android Chart kütüphanesinin kurulumunu yapalım. Şimdi Google'a MP Android Chart yazıyorum. Buradan zaten daha demin açmıştık burayı. Buraya girdim. İlk başta şurayı alıyorum. Bunu yanlışlıkla buraya tıkladık. Olsun. Şimdi burada arkadaşlar bunu buradaki proje kısmının altında buraya ekliyoruz arkadaşlar. Tam olarak şuraya All Projects altına buraya ekledik. Sync Now diyoruz. Tamamdır. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Build Gradle modül kısmına giriyoruz arkadaşlar. Modül kısmındayız. İlk başlarda bu çok kafa karıştırıcı olabilir. Şimdi buraya ben şöyle yazıyorum. MP Android Chart diyorum ki hani başka biri gelip benim projemi okursa yani hangi kütüphaneleri kullanmış kolay bir şekilde buradan anlasın. Şimdi Dependencies altındaki bu implementation'ı kopyalıyorum. Sonrasında ise arkadaşlar buraya yapıştırıyorum. Sonra Sync Now diyorum. Uygulamamı da bir daha çalıştırıyorum ki hata var mı yok mu bunu öncesinden görelim. Arkadaşlar böyle parça parça giderseniz eğer hataları önceden görmüş olursunuz. Ondan sonra da uğraşmazsınız neden kaynaklanıyor diye. Hello World'u kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi burada ben nereye geldim? Şunları kapatalım arkadaşlar. Şunu da kapatalım hatta. Şöyle yapalım. Buradan arkadaşlar ben ilk başta tasarım bölümümle ilgileneceğim. Buraya ekleme yapmam lazım. Buradan Layout Resource'un altında Layout sunumuz var. Layout sunumuzun altında Main Activity'mizin XML dosyası var. Ben burada değişiklikler yapacağım. Fakat burada sistem UI'larını göremiyoruz. Göze tıklıyoruz arkadaşlar. Show System UI dediğimiz zaman bunları da görmüş oluyoruz. Şimdi ben burada Split kısmına geçiyorum. Buraya ekleme yapmak için arkadaşlar şunu sildim. Buraya küçüktür parantezimi koydum ve burayı XML dosyamı düzenlemiş oldum. Şimdi arkadaşlar gelin ilk başta bir bar chart'ımızın eklemesini yapalım. Bar chart diyoruz. Wrap content diyoruz. Sonradan ben bunları değiştireceğim. Buraya bir tane ID'mizi koyuyoruz. ID'in de bar chart olsun ki kolay bir şekilde anlaşılsın kullanımını yapalım. Şimdi arkadaşlar tasarım bölümüne geldim. Burada gördüğünüz gibi bu eklendi ama çok küçük. Ve bu bize bir uyarı veriyor. Ne uyarısı bekliyor? Çünkü biz constraint'lerini vermedik arkadaşlar. Android'de yaptığımız tasarımları sabitlememiz gerekiyor. Eğer constraint layout kullanıyorsak. Şimdi ben bunun height'ına 350 dpi diyeceğim. Buna siz istediğinizi verebilirsiniz ama okunması için, daha kolay okunması için ben bunu veriyorum. Onun dışında arkadaşlar ben constraint'lerini veriyorum. İsterseniz buradan oraya çekerek de yapabilirsiniz. Veyahut da burayı kullanarak yapabilirsiniz. Ben buraya kullanacağım. 0 diyorum. Buraya da ekliyorum. 0 diyorum. Ve burası arkadaşlar şu
yatay olan kısım bizim bit dediğimiz. Ben burayı 0 dp yazarsam benim tasarımım buraya tamamen genişlemiş olacak ve daha güzel bir görünüm olmuş olacak arkadaşlar. Yukarıya da sabitlemem lazım. Çünkü yine hata veriyor. Yukarıya da sabitledikten sonra tamamdır arkadaşlar. Hatamız kayboldu. Burada üst tarafı da 8 diyorum. Ve şu anlık arkadaşlar tasarım bölümümüzde her şeyi halletmiş olduk. Şimdi gelin bir de kodlama kısmından devam edelim. Arkadaşlar Android'de daha önceden belki çalışıyor olabilirsiniz. Normalde bar chart dediğiniz zaman burada bizim ID'miz gelmesi lazımdı ve bunu kullanabiliyor olmamız lazımdı. Fakat son güncellemelerden sonra arkadaşlar bu deprecated oldu, yani kaldırıldı. Bunun yerine siz ya ViewBinding kullanabilirsiniz ya da DataBinding kullanabilirsiniz. Gelin uygulamamıza ViewBinding'in nasıl ekleneceğini de görelim. ViewBinding diyoruz. Zaten ilk başta Android'in sitesi çıkıyor. Buraya tıkladık. Açıldı. Jetpack kütüphanesinin bir partı. Şimdi burada diyor, zaten oldukça kullanım basit arkadaşlar. Setup kısmından Build Features'ı bunu kopyaladım ben. Uygulamama geliyorum. Buradan modül kısmında şöyle gelelim arkadaşlar. Android altında zaten bize de öyle diyor. Bakın şu parantezi tıkladım. Nerede bittiğini gösterdi. Bunun altına değil arkadaşlar. Bunun üstüne şu Kotlin Options'ın parantezinin sonuna Enter diyorum. Ve bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Oldukça kolay. Hiç merak etmeyin. Oldukça kolay. Tamamdır. Onun dışında arkadaşlar buraya ben bir tane ilk başta binding objesi oluşturacağım. Private latent var. Latent var ne demek peki? Ben bunu sonradan tanımlayacağım. Yani ona göre hareket et diyoruz. Binding diyorum arkadaşlar. Binding. Zaten bu bana öneri verdi binding dediğimiz zaman. Activity main binding. Bizim aslında aktivitemizin ismi main activity. Fakat bu biraz daha ters olmuş oldu arkadaşlar. Yani buna dikkat edin. Siz farklı bir isim vermiş olabilirsiniz. Direkt aynı isimle çıkmıyor. Biraz tersine çevrilmiş olarak çıkıyor. Bunun da bilincinde olun arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca bunun tanımlanmasını yapıyorum arkadaşlar. Binding diyorum. Eşittir. Activity main binding nokta inflate seçiyorum. Layout inflator'ımızı parametre olarak buraya gönderdik arkadaşlar. Sonra bir tane view objesi oluşturuyorum. Buraya binding'imizin root'unu veriyoruz. Sonra ise arkadaşlar şurada set content view bölümünü görüyorsunuz. Buraya direkt layout'umu resource olarak göndermiyorum. Buraya direkt view olarak gönderiyorum. Şimdi peki ben bu bar chart'a nasıl ulaşacağım? Binding diyoruz arkadaşlar. Nokta bar chart olarak görüyorsunuz. Buradan kolay bir şekilde ulaşımını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelin grafiğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar bu grafiği oluşturmak için ilk başta bir tane benim array oluşturmam lazım. Array'imizi oluşturuyorum. Val diyorum. Niye val diyorum? Çünkü ben buna sonradan herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Genellikle de böyle tanımlanıyor. Bar enter diyorum. Buraya array list of diyorum. Ve buraya hangi tipte olacağını yazıyorum. Bar entry tipinde olacak arkadaşlar. Sonrasında ise biz bir araba grafiği yapacağız. Bu araba grafiğinin string değerlerini bir array'in içine atıyorum arkadaşlar. Şimdi val araba model diyorum. Buna da array of. Buraya tek tek yazıyorum arkadaşlar. Egea var. Clio var. Bu arada arkadaşlar 2020 yılının en çok satılan araba modelleri bunlar. Megane. Corolla. Ve son olarak da tabii ki Passat arkadaşlar. Şimdi bar entry array listimin içine elemanları teker teker eklemeye başlıyorum arkadaşlar. Bar entry nokta add diyorum. Buraya bar entry sınıfında bir obje gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta benden gördüğünüz gibi arkadaşlar float bir değer istiyor. Ben buna 0f'den başlayacağım. 5 tane değerimiz var arkadaşlar. 4'e kadar gideceğiz ve bizden float istiyor. Float istediğinden dolayı da sonuna f koyuyorum. Virgül diyorum. Satış adedini
Buraya giriyorum arkadaşlar. 50.116f float olduğundan dolayı. Şimdi diğerleri için de ben aynı işlemi uygulayacağım. Ama yani ben hepsini tek tek yazacak mıyım? Hayır. Üstüne gidiyorum. CTRL-D diyorum. Bunlardan 5 kere CTRL-D'ye basarak 5 tane oluyorum. 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi buraya birinci indeks, ikinci indeks diyorum. Üçüncü indeks, dördüncü indeks diyorum. Ve buralara arkadaşlar satış adetlerini tekrardan yazıyorum. 32.645F Kryon'un satış adedi, Mega'nın satış adedi 24.562F, Corolla'nın satış adedi 19.272F, Passat'ın satış adedi ise 16.111F diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ben float olarak oluşturdum. Siz bunu integer olarak oluşturabilirsiniz. Ben sadece kullanımını göstermek için float olarak oluşturdum. Normalde bunları integer olarak tanımlamamız lazım. Şimdi bir tane datasetim oluşturuyorum. Bar dataset diyorum. Bar dataset. Ben buraya ilk başta array'imi gönderiyorum. Bar entry'imi gönderiyorum. Virgülliyorum. Buraya açıklamasını yazıyorum arkadaşlar. Satılan arabalar. Tamamdır. Bar dataset nokta value text size diyorum. Ve arkadaşlar orada grafiklerin üzerinde gözüken değerlerin ne kadar büyüklükte olduğunu giriyorum. 15F arkadaşlar bize gayet de yeterli. Sonra bar datasetimizin colors'ını seçiyoruz arkadaşlar buradan. Yıldız diyorum. Colors template nokta material colors'ı seçiyorum arkadaşlar. Birçok farklı burada renkler var. Bunları siz de kullanabilirsiniz. Ben material colors'ı seçeceğim. Burada bir hata aldık. Niye hata aldık? Çok güzel bir hata aldık. Çünkü set color değil arkadaşlar. Set colors diyoruz. Ve eğer buraya yıldız koymazsanız yine hata alırsınız. Yıldız koymanız gerekiyor arkadaşlar. Kotlin kullanımında. Şimdi arkadaşlar gelelim. Devam edelim. Bar datamızı oluşturuyoruz burada ise. Şimdi bar datanın içine de burada bar data setimizi gönderiyoruz. Tamamdır. Şimdi gelin arkadaşlar bunu özelleştirelim biraz daha. Binding diyerek ben bar chart'ıma ulaştım. Nokta. Öncelikle bir arkadaşlar animasyonumuz olsun. Daha güzel gözüksün. Ben 1500 diyorum. Yani 1,5 saniyede bu animasyonu gerçekleştirsin diyorum. Sonra binding nokta bar chart nokta set fix bars'ı true diyorum. Binding nokta bar chart nokta datamızı gönderiyoruz arkadaşlar. Burada bar datayı zaten oluşturmuştuk hali hazırda. Sonra binding nokta bar chart nokta description nokta text. Arkadaşlar text demezsiniz, ulaşamazsınız. Arabalar diyorum. Onun dışında binding nokta bar chart nokta x axis diyorum. Nokta value formatter. Buna da index axis value formatter'ı çağırıyorum ve bunun içinde araba modeli koyuyorum. Şimdi bunun neden yaptığımızı anlayacaksınız arkadaşlar. Benim bu yaptığım işlemleri yapmazsanız arkadaşlar grafikte bazı şeyleri göremeyeceksiniz. Hani video belki biraz uzun olmuş olabilir ama emin olun sizi büyük araştırmalardan, zaman alacak araştırmalardan kolay bir şekilde burada ben size sunmuş oluyorum. Şimdi bar chart diyorum, x axis diyorum, nokta position eşittir x axis. X axis nokta x axis position nokta bottom diyorum. Ve şu an arkadaşlar herhangi bir hata yapmadıysak bu uygulamamız hatasız bir şekilde çalışıyor olması lazım. Şimdi çalıştırdım arkadaşlar. Disconnect dedim. Evet. Animasyonlu bir şekilde arkadaşlar geldi.
Şimdi ben bu kodları açıklayayım. Ne yaptık biz burada? Şimdi araba model array oluşturduk. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar alt taraflara yazdık. Sıfırdan başlamamızın nedeni zaten indeksler arkadaşlar sıfırdan başlar. Şimdi burada satılan arabalar kısmı gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geldi. Onun dışında şuraya bir tane arabalar demiştik. Bu o da şu kısımda gözüküyor arkadaşlar. Animasyonu zaten dedik. Bar datalarımız. Şimdi arkadaşlar eğer siz şu kod parçasını yazmazsanız, şuradaki kod parçasını yazmazsanız arkadaşlar burada Egea'nın, Clio'nun, Mega'nın yazdığını göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bunların yazıldığını görmek için arkadaşlar bu kod parçasını eklemeniz lazım. Eğer şu alttakini de eklemezseniz, button demezseniz bunların üst tarafta olduğunu göreceksiniz. Alt tarafa eklemek için de arkadaşlar button demeniz lazım. Evet. Şu an sıkıntısız bir şekilde arkadaşlar grafiğimiz çalışıyor. Buna çok farklı özellikler ekleyebilirsiniz. İşte basıldığında mesela bir alert dialog çıkartabilir. Farklı farklı şeyler. Şimdi buna arkadaşlar büyütme işlemi falan da yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir kütüphane. Şimdi gelin pie chart'a geçelim. Şimdi yine kod kısmına geliyorum arkadaşlar. Buradan pie chart diyorum. Buraya wrap content diyorum. Son olarak arkadaşlar ulaşmak için ben buna geliyorum. Bir de ID'yi veriyorum. Pie chart diyerek kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlıyorum. Şimdi ben bunu aldım. Yukarıdaki bar chart'ımla alt alta olacağından dolayı şu şekilde sabitliyorum arkadaşlar. 8 dedim. Üst tarafa sabitledim buna. Buradan sağa ve sola da sabitliyorum. 0 dedim. 0 dedim. Alt kısma da sabitliyorum arkadaşlar. 0 dedim. Şimdi bu küçücük kaldı. Neden? Çünkü biz width ve height'ın wrap content yaptık. Bunlara ben ne zaman 0 dp yazarsam bu buraya yayılmış olacak. 0 dp'nin anlamı sen bu verdiğin constraint'lere yayıl diyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi gelin kodlama kısmına geçelim. Buradan ben şuraya şöyle pie chart diyorum. Arkadaşlar bu arada kodu GitHub'a da yükleyeceğim. GitHub üzerinden de ulaşabilirsiniz. Şimdi ben buraya pie chart dedim ve kodlamaya başlıyorum. Genel olarak arkadaşlar önceki yaptığımızla aynı olacak. Pie entry oluşturuyorum. Öncekinde de pie entry oluşturmuştuk. Öncekinde de bar entry oluşturmuştuk. Şimdi array list of diyorum. Buraya pie entry diyorum. Arkadaşlar belki diğer kodlama dilini de biliyorsunuzdur. Mesela Java'da ne yapıyorduk? Büyük bir ihtimal şöyle new diyorduk. Array list diyorduk. Array list diyorduk. Bunu açıyorduk. Buraya pie entry diyorduk. Pie entry. İşte parantez aç kapa yapıp bu şekilde oluşturuyorduk. Fakat arkadaşlar kod dilinde bu şekilde kullanımı var. Şimdi aynı işlemleri yine yapıyoruz. Pie entry diyorum. Nokta add diyorum. Bunun içine pie entry sınıfında bir obje gönderiyorum arkadaşlar. Buraya ise bunun yüzdelik olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar yüzde alacağını. 30F diyorum. Virgül diyorum. İsmini giriyorum. Egea diyoruz. Sonra önceden de göstermişim arkadaşlar. CTRL-D diyerek bu kodu kopyalıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere kopyalamış olduk arkadaşlar. 20 diyorum. 10 diyorum. Buraya 5 diyorum. Son olarak arkadaşlar buraya da geliyorum. 2F diyorum. İkinci modelimiz neydi arkadaşlar? Clio'ydu. Üçüncü neydi? Megan'dı. Megan. Üçüncü olan Corolla. Dördüncü olan ise Passat. Şimdi özelliklerini yapıyoruz arkadaşlar. Val pie entry diyoruz. Pardon. Val pie dataset diyoruz arkadaşlar. Önceki yaptığımız uygulama gibi. Pie dataset. Ben buraya liste mi gönderiyorum öncelikle? Pie enter diyorum. Virgül açıklamasında yazıyorum arkadaşlar. Araba modelleri tamamdır. Şimdi pie datasete ben value text size veriyorum arkadaşlar. Bunları vermeniz UI deneyim olarak daha iyi olur arkadaşlar. 15F diyoruz. Bunu da lütfen verin arkadaşlar. Eğer bunu vermezseniz güzel bir şekilde gözükmediğini göreceksiniz.
Sonra PyDataSet nokta set colors diyorum. Set colors color değil arkadaşlar. Set colors diyorum. Yıldız koyuyorum. Colors color template diyorum nokta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok renk var. Bunlardan ben bunda da bir farklılık olsun. Bunda da colorful colors kullanayım. Öncekinde material colors kullanmıştık. Tamam. Şimdi val PyData diyorum. Val PyData diyorum. Yeni bir değişken oluşturuyorum. PyData içine de oluşumuz PyData seti gönderiyorum arkadaşlar. PyData setinde PyData set değişkeni mi gönderiyorum arkadaşlar? Sınıfı mı değil. Evet. Şu an herhangi bir hata yok. Şimdi binding diyorum. Nokta PyChart ismini vermiştik arkadaşlar. Nokta data'ya burada oluşturduğumuz PyData'yı gönderiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi binding nokta PyChart nokta description nokta text diyorum. Buna da arabalar diyorum. Arabalar diyorum. En son olarak da binding nokta PyChart nokta center text. Buna da satılan araba modelleri diyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şu anlık kodlama kısmımız bitti. Kontrollerimizi sağlayalım. Disconnect dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi PyChart'ımızı da oluşturmuş olduk. Verdiğimiz buradaki değerleri görebiliyorsunuz. Burada center text dediğimiz şurada görebilirsiniz. Onun dışında şuradaki description.text arabalar bu tarafta arkadaşlar. Burada gösterdiğimiz araba modelleri de şu alt kısımda burada da oluşturduğumuz verileri görebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak bu şekildeydi kullanım. Umarım bu eğitici video size yardımcı olmuştur arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu kanalda daha farklı içerikler de var. Daha farklı içerikler de çekeceğiz. Bunlardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar son olarak GitHub'da da bu projenin linkini, kodlarını paylaşacağım arkadaşlar. Buradan da kullanımını görebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.